Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina. Ala Resulina Muhammedin salavat. Mesnevi Nuriye 82. Rems. Ey insan! Senin vücudunun sahasında yapılan fiiller. Şu anda bu tarafa doğru bakıyorsun Ümit. Ama vücudunda neler oluyor? Fiillerden, işlerden senin yedi iktidarında bulunan, yani senin eline verilen yönetimi ancak binde bir nispetindedir. Yani konuşmak istiyorsun. Bakmak istiyorsun. İstiyorsun o kadar. Kafa çeviriyorsun. Çeviren de sen değilsin. İstiyorsun. İstediğin anda çevriliyor. Çeviren sen değilsin. Eğer bu çeviren sen olsan, vücuttaki kasların, sinirlerin sahibi sensin. Eğer çeviren sen olsaydın, felçli hastalar ayağa kalkardı. Felç. Ne yapıyorsun sen? Ben istiyorum oluyor. O zaman ben yaptım zannediyor insan. Elektrik gibi. Düğmeye basıyorsun, asansör çıkıyor. Bastığın anda çıkıyor. Lambayı bastığın anda lamba yanıyor. Öyle mi elektriğe? Düğmeye bas, lamba yanıyor. Yani sen mi yaptın? Yanması için bir şart adi, yani sebeplerden en basiti sensin. Buraya şey yanması için Almanya'da nükleer santral olacak. Kablolar olacak. Düşürücü trafolar olacak. Eve girecek. Sistem kurulacak burada. Sen bir düğme basacaksın. Şartların içinde ne kadar basit bir şart. Değil mi? Şimdi kafayı çevirmek istiyorum. Çeviriliyor. Yani istememle olması birbirine yakın olunca ben yaptım zannediyoruz. Ama şöyle bir şey olsa, ben kafa çevirmek istiyorum. Siparişini versek Allah'a, dur bakalım, hikmetim iktiza ederse çeviririm. O zaman o çevirdiği olacaktı. Yani insan o zaman anlar. Şimdi isteğimiz anında adeta Allah kudretini bizim elimize vermiş. İstiyoruz oluyor. O zaman ben yaptım zannediyoruz. Bir nevi abi kün ve yakın şeyine misal olmuş olmuyor. Hangi? Tabiri caizse. Evet, tabiri caizse. Ol diyoruz, oluyor. Tamam. Dolayısıyla senin ihtiyarında bulunan ancak binde bir nispetindedir. Yani şu elektriğin yanmasında, hakikaten Allah insaf versin, bakın şu elektriğin yanmasında, bizim buraya ışık çıkmasında bizim ne kadar medhalimiz var? Çok basit. Keban barajı konulacak veya Almanya'daki nükleer santral olacak. Sonra bir sürü aktarıcılar olacak, buraya gelecek, bu sistem olacak, bu teknoloji olacak. Elektrik bulunması lazım değil mi? Kablodan akması için. Ben düğmeye basıyorum o kadar. Öyle değil mi? Basit bir şey. Ama üç salisen okulda lazım. Yap, istediğim anda olması ben yaptım zannını getirmiş. Zan. Dokunduğum anda oluyor. Oysa vücudumuzdaki tasarrufta hiçbir şeyde methalimiz yok. Çevirmek istiyorum bakalım. Şu anda mide çalışıyor mu? Bağırsak çalışıyor mu? Kalp çalışıyor mu? Kan donuyor mu? Evet. Dolanıp duruyor. Benim ne alakası var? Bende sistem çalışıyor. Benim hiçbir methalim yok. Bundan niye anlamıyorsun ki? Sen vücudundaki tasarrufattan milyarlarca belki sebeplerden bir sebepsiniz. Baki kalan maliki mülke aittir. Binaenaleyh kendi kuvvetine göre yük al. Yoksa altında ezilirsin. Yani kendi kuvvetine göre yük al. Yoksa altında ezilirsin. Mesela bu bir kanundur. Bunu uygulayalım. Kendi kuvvetine göre yük al.
Mesela Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, şefkate muhtaç olacak kadar şefkat etmeyiniz. Tamam bak. Şefkate muhtaç olacak kadar şefkat etmeyiniz. Kendi kuvvetine nispetinde yük al. Yoksa altında ezilirsin. Millete, başkasına şefkat dağıtırken şefkate muhtaç olursun. Bir de, şimdi gelelim buraya. Şimdi bu vücudu sen mi idare ediyorsun? Yok. Ömrünü sen mi tayin ettin? Yok. Ne zaman dünyaya geleceğini sen mi belirledin? Yok. Ne zaman gideceğini de o belirleyecek. Senin işin bunlar değil. Bunlarla meşgul olma. Yat sokunuyor. Olsun olsun ya bu kal. Şimdi yani ben ne zaman öleceğim? Ne zaman başıma gelecek? Kanser mi olacağım? Senin işin mi? Gelirken senin takdirine mi geldin ki? Giderken senin takdirine gidecek. Niye onlarla meşgul oluyorsun? Öleceğim. Ya sana ne? Niye Allah'ın işte belaya bak. Kafana bela sarıyorsun. Allah'ın işi değil mi? He? Allah'ın işi. Niye kendi kuvvetine göre yük almıyorsun? O senin işin mi? Bir gün Çelenköy'den Uçta bir arabayla getirdim. Dershaneye koydum, şoförlüğünü yapıyorum. Hekimoğlu İsmail abi de var. Hekimoğlu İsmail abi falan. Geldim koydum bak şimdi. Nasıl terbiye vermişler ya. Hakikaten bir eskiler eskiymiş ya. Bak şimdi. Ondan sonra çıktılar. Ben de şey yaptım. Şimdi biraz da okulu bitirdik ya, merak var. Onlar çıktı. Yarım saat sonra mı ne, 45 dakikası oradan odadan çıktı, beni aramış. Yok Hasan dedi. Nerede dedi? Bizi bıraktı, nerede? Abi dedi, arabanın bir yerinde ses geliyor, onu tamir ediyor dedi. Hiçbir şey demedim. Akşam oldu, neyse işi bitirdik. Dedi ki bana, işte bir denk getirdi çayda. Bak kardeş dedi, senin yapacağın işi başkası yapıyor mu dedi. Yok abi dedi. Senin işin sana mı az? Evet. Ama o arabanın nesi var? Dinamo. Kardeşlerden tamirci yok mu dedi. Var abi dedi. Bak, onun işini sen yapma. Peki senin işini kim yapacak? Tamam, senin işini başkası yapıyor. Sen ne ara? Kendini meşgul et. Ama senin yapacak işlerini sende başka yapacak yoksa, yaptığın işi de başkası yapacaksa bırak o yapsın. Yani aslında bir şey öğretiyor bize. Ne yaptığını bilmen lazım. Ne yaptığını bilmen lazım. Mesela bak, buna geçişte, kardeşim bu dünyaya gelirken bana mı soruldu? Giderken bana sorulacak. Kadın erkek olman bana mı soruldu? Yok. Tipin bana mı soruldu? Yok. Ses dizaynı bana mı soruldu, sistemi? Yok. Bana ne soruldu? Bir tane söyler misiniz? Yaratılırken bir tane. Bana sorulan ne var? Yoktum ki, nereme sorsunlar? Hani bazılar var ya, gerizekalılar. Allah beni yaratmadan önce bana niye sormadı? Ulan seni yaratmadan önce nereye soracaktı? He? Sen nereye soracaktın? Yok. Bak, beni yaratmadan önce bana niye sormadı? Ulan seni yaratmadan önce sen neredeydin ya? Bak arkadaşlar, sıkıntımızın psikolojiyi çözümsüzlüğe itirmemizin sebebi, eğer dünya kendi kuvvetine göre yük al, yoksa altında ezilirsin. Niye? Kıl kadar bir şuur ile, kıl kadar bir şuur. Yani şuur, olayları yorumlamak. Ne kadar? Bak şimdi, burada oturuyor muyuz? Kaçıncı kattaydık? İkideydik. Ders için üçe çıktık mı? O kadar ya. Şu anda neler oluyor aşağıda? Bilmiyorum. Bir dakika öncesine iktidar yok. Bir dakika sonra iktidar yok. Şuur ancak şu. Uyumayayım. Derste ne kaparım? Bak
hakim yeni ne duyarım diye teveccüh ettin. Öyle mi? Hazreti başka bir şey yok. Başka bir şey yok ya. Kıl kadar bir şuur ile büyük taşları kaldırmak teşebbüsünde bulunma. Kıl kadar bir şuur ile büyük taşları kaldırma teşebbüsünde bulunma. Kaldıramazsın. Niye böyle oluyor? Sana ne? Niye böyle oluyor? Sorduğuna göre ben de sana soruyorum. Niye öyle olmayacaktı? Lazımdır ki öyle olsun. Kainatın tasarrufatına Allah seni mühendis mi yaptı ki senin arzun doğrultusunda yaratılacak? Hatırladınız bu ayet. Kaçtı o? Fesubhanallah. Allahu Ekber. Kaçıncı sayfa olduğunu tam bilmiyordum, bakacaktım zaten. Bak. وَلَوِ اتَّبَى الْحَقُّ اَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضِ Eğer her ferdin keyfine göre hareket edilse dünyanın nizam ve intizamı fesada gider. Ey müteşekki! Müteşekki? Şikayet eden. Sen nesin? Neye binaen itiraz ediyorsun? Niye böyle oluyor diye? Sen kimsin ya? Sen kimsin? وَلَوْ اِتَّبَى الْحَقُّ اَهْوَاهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Eğer her ferdin keyfine göre hareket edilse dünyanın nizam ve intizamı fesada gider. Ey müteşekki! Sen nesin? Neye binaen itiraz ediyorsun? Bak iyi dinle, cümleye bak şimdiki. Cüz'i hevesini, cüz'i bir arzunu, isteğini külliyat-ı kainata mühendis mi yapıyorsun? Kainatın tasarrufatına mühendis mi yapıyorsun cüz'i arzunu? Böyle olmadı, böyle olacaktı. Ya, öyle olacaktı. Bana ne ya, ben ne zaman olacağım? Yani ben size hitap ederken bana öyle geliyor ki, senin tuzun Kur'an derler ya, sen rahat konuşuyorsun. Lan ben de öleceğim ya. Yani ben de öleceğim makamda söylüyorum bunu. Yani ben garantilemişim de size nutuk atmıyorum. Ya ben ne zaman öleceğim? Bana ne ya, ne zaman öleceğim? Benim işim. Kendi isteğimle mi geldim? Bir tane söyleyin bana, ben yaratılırken bana sorulan. Annem babam kim olacağını bana mı sordular? Nerede doğacağımı bana mı sordular? Kadın erkek olacağım bana mı sordular? Tipimin ne olacağım bana mı sordu? Yok. Cüz'i hevesini külliyat-ı kainata, kainatın idare sistemine mühendis mi yapıyorsun? Kokmuş olan zevkini nimetlerin derecelerine mikyas ve mizan mı yapıyorsun? Kokmuş olan hevesin. Kokmuş. Bozulmuş yani. Bozulan kokar değil mi? Bozulmayan kokmaz. Yani bozulmuş etten çıkmış. Bozulmuşuz. Hadi bir şey gitmesin. Et bozuldu da kurtlanıyor. Et nerede, kurt nerede? Bozulmuş insanız. Hevesimizi nimetlerin derecelerine mikyas ve mizan, tartı aleti mi yapıyorsun? Ne biliyorsun ki zannettiğin nimet nikmet olmasın. İyi zannettiğin bir şey bela olmasın. Nimet nikmet olmasın ki ayette bilmana siz bir şey iyi dersiniz ama sizin hakkınızda şerdir. Şer dersiniz, bilmezsiniz ki hayırdır. Bak ne diyor? Ne biliyorsun ki zannettiğin nimet nikmet olmasın? Senin ne kıymetin var ki? Ne yani? Benim ne kıymetim var şu koca kainatta ki sineğin kanadına muvazi olmayan hevesini tatmin etmek için. Sineğin kanadı kadar bir büyüklük teşkil etmeyen benim hevesimi tatmin etmek için felek çarklarıyla hareket eden hareketten teskin edilsin. Küçük bir hevesim için Allah kainatı değiştirecek. Kimim ki ben?
Haddini bilsene. Öyle dedi ya. Haddini bil. Kendi kuvvetine göre yıkal. Yoksa altında ezilirsin. Kılkada bir şuur ile büyük bir taşı kaldırmak teşebbüsünde bulunma. Malikinin izni olmaksızın onun mülküne el uzatma. Hep veciz cümle değil mi Murat? Bak, onun malikinin izni olmaksızın onun mülküne el uzatma. Binaenaleyh, gafletle kendi hesabına bir iş yaptığın zaman haddini tecavüz etme. Meğer malikin hesabına olursa istediğin şeyi al ve yap. Allah adına ise. Hepsi psikoloji değil mi Bülent? Ne diyor ya baksana. Bak net kadarcısı. Diyor ki eğer malikin hesabına olursa istediğin şeyi al ve yap. Fakat izin ve meşiyet ve emri dairesinde olmak şartıyla. O, peki burası çok önemli son cümle. İzin ve meşiyetini de nerede bileceğiz? İzni var mı yok mu? Arzusu var mı yok mu? Nereden öğreneceğiz? Onun verdiği kanunlardan. Başka? Çok güzel. Sünneti senin. Sünneti. İşte bu. Yani şeriatından. Şeriatından. Evet bu. Allah Allah. Yani hak çizme gibi değil mi abi? Yani evet. Arzın halifesisin ama gene de haddini bil. Evet, haddini bil. Haddini bil. Sana bil. Evet. Haddini bildin mi, hududunda kalırsın. Öyle sıkıntı çekmezsin yani. Bak, başka bir yer okuyayım. Çok ilginç. 113. Yunus Emre abi ne güzel demiş değil mi? Yunus Emre, iki kelamla. Koka geldik, koka gidiyoruz. Ne demek koka? Ha, koka şey. Koka geldi, koka gidiyoruz. Ya, o kadar. Hüsnü evet, demişti. Doğru demiş. Yüz, 113, D82, ne? Abi sen seçme şeyi dedin de, insan bir nevi sadece cennete mi, cehenneme mi gidecek, onu seçiyor, yani seçme şeyi var. Onu tabii yani şöyle yapıyor, onu hayatıyla seçiyor, yani o seçme değil, yaşama şekli. 68'e bakalım. 168. O da şey yapmış. 68. Nerede bu? 82. Ha şurada. Şu gördüğün dünya, bak şu gördüğün dünyayı bütün lezaiziyle, sefaatleriyle, sefalarıyla pek ağır ve büyük bir yük gördüm. Ruhu fasit. Fasit? Bozuk. Kalbi hasta olanlardan başka kimse o ağır yükün altına girmez. Ya. Allah. 59'a bakalım. Ne diyor? Ya kardeşim, dendiği gibi yaşa da rahat et de ya. Ne güzel demiş, bir gemide, Ustad-ı Misali hepiniz bindi bir gemisa, gemide adam sırtına yük taşıyor. Ona denildi ki, yükünü koy gemiye, üzerine otur. Gemidesin zaten. Yok. Niye yok? Gemi batarsa. Onun için yükümü ben koruyayım. Lan gemi batarsa sen de gittin, o da gittin ya. Sultanın, o sultanın gemisi, onu itham ediyorsun. Lan buraya koy, üzerine otur. Hakikaten ona benziyoruz. Maskarayız yani. Orada hem ahmak hem mağrur diyor. Evet. Hem mağrur hem ahmak. Yani hakikaten bu misalde hep böyle başkalarına soruyoruz değil mi bu? Ya başkaları için. Hayır, aynı böyleyiz. Niye? Ne böyle oluyor? Sana ne ya? Geniş dünya hadiseleri niye böyle siyaset gidiyor? Sana ne?
Aynı işte. Sana bildin de neyi değiştirdin? Ama bildin sen değiştin. Bildin olayı değiştirdin mi? Yok. Siyaseti, gazeteleri, haberleri dinledin. Olayı değişti mi söyle Selahattin abi? Yok. Ama sen değiştin. Psikolojin değişti. Ya vasıfeni yapamadın. Hani bazıları da diyor ki işte masumlara dua etmek için diyor. Biz de diyoruz hani yani masumlara dua etmek için haber dinlemek mi lazım? Üstad da ona karşı cevap veriyor ya. Masumlar zaten mükafatlarını aldılar. Mazlumlar da ceza çekecek. Tabii. Yeri bekliyorlar. Tamam da yani ben dinlemiyorum da etmiyor muyum? Daha halis ediyorum. Daha böyle şey yap, daha ruhum sakin. Daha sakin ediyorum. Daha halis yapıyorum. Çünkü bu zihni bozulmamış. Ama haberlerden sonra ki nasıl dua edeceksin ki? Psikolojin mi kalmış? İnsan kainatın en eşrefi, esbab içinde ihtiyar en geniş olduğu halde efal ihtiyarısı içinde yemek ve içmek gibi en adi bir fiilinde yüz cüzünden ancak bir cüzü insana ait olabilir. Yani bu kadar böbrekler, sistemler, maddi ve manevi ve bununla alakalı kainat, güneş, dünyanın dönmesi, ağaçların şey vesaire. Benim adıma şeyler oluyor. Ama onlardan bir tane, bir iki tanesi bana ait. Yeme ve içme, şey nefes alma, yeme. O da istiyorum o kadar. Bitti. Almak istiyorum, alıyor. Bak adamın yemek borusunda yutkunma varmış, yutkunma. Ha bu kadar et parçasıymış. Yutkunma. Bozulmuş. Onu yutkunamadığı için nefese nereye geçecek böyle değil. Ha buraya delmişler, buradan yemek koyuyorlardı. Yani o da şey muhalebi gibi şeyler. Fabrikada çocuğu var hani ağzında sıvı olmuyordu. Tükürpesi. Tükür. Hangisini anlatayım? İnsan ki yani böyle ihtiyarsın ki hiç. Kalp. Pişt. Dün geçti, yarın var mı? Söyleyin kabristana, ölen ihtiyar mı? Bitti ya. Güz gibi dökülüyor. Yani nesini düşünüyorsun kardeş? Gidecek, madem gideceksin, gidecek olduğun yere düşün. Ne diyeceğim? Ben bir duam var İbrahim. Yani dualarım içinde bir duam var. Şöyle, ya Rabbi, haşir meydanında, niçin böyle yaptın? İthabına, niçin böyle yapmadın? Hesabına, hesabını soracak şeyleri bana nasip etme. Niçin böyle yaptın? Niçin böyle yapmadın? Hesabını ve ithabını bana nasip etme. Eğer diyeceksen, niçin böyle yaptın? Allah'ım onu dünyada bana nasip etme. Nasılsın? Niçin yapmadım diyeceğin şeyi bana yaptır. Niçin yaptığını bana nasip etme. Ondan sonra baktım kafam çalışmıyor. Bari şube çalışıyor. Ya Rab isteyeceğimi de nerelerde sığınacağımı da bilmiyorum. Peygamber aleyhissalatü vesselam nerelere sığınmışsa ben de sığınıyorum. Nereler istemişler, neleri istemişse ben de istiyorum. Rüştabin duasını yapayım şimdi. Ya Rabbi beni bana bırakma, ben beni unuttuğum zaman sen beni unutma. O da unuttu. Bakalım öyle oldu. Evet. Ya adam gibi yaşadın mı Allah adam gibi muamele eder ya hiç. Ne endişe ediyorsun ya. Böyle bu kadar dostumuz var, 10 sene var mı? 2004'ten beri abi. 12 sene. Şimdi bak, bir sürü hatalarımız da var ama iyiliğimiz fazla beraber. Senin de bana. Şimdi bak, bir şey konuşmak için, ya bu başörtünü silersin. Veya istersen de. Şimdi, insanız, gücümüz belli. Bu gücüne göre, ben senden bir şey istesem, bu dostumuzun hatırına, gücün de varsa, yapmaz mısın, vermez misin? Sözü bile olmadı. Vallahi ya, değil mi? Ben de veririm. Vallahi veririm ya. Yani size acımam, yemin ederim. Acımam yani. Niye? Ben de insanım, muhtaçım. Ama Allah sonsuz değil mi? Kudreti de sonsuz.
Sen onun yoluna gideceksin. Sen onu seveceksin. Allah adım atmayacak ya. Olur. Olur. Allah bırakır mı seni ya? Abi bugün iş yerinde arkadaşım beni konuştu da hak konusu açıldı. Ne o konusu? Hak. Hukuk konusu. Yani abi dedi, hakkım olanı alırım dedi. Yani hakkımı yedirmem dedi. Yani kardeşim bak, sen hak yeme. Sen hak yemediğin için Allah da senin hakkını kimseye yedirmez. Yani sen insanla öyle yaparsan Allah hayli hayli senin hakkını kimseye yedirmez. Deyince biraz şey böyle sersemledi gibi oldu. Umarım anladın. Bak senin söylediğinin bugün öğlen, bugün üçüncü dersimiz. Değil mi üçüncü ders? Sabah, öğlen. Senin söylediğin, bak burada ders yaparken ağzımızdan çıktı unuturuz diye yazdık. Sen hak yemesen Allah da senin hakkını yedirmez dedin mi? Bak şimdi bak. Şuradaydı. Ne yazıyorsun? Neyi buldunsa onu arıyordu. Neyi buldunsa buldun. Ya bu nereden çıktı? Aradım buydu. Ya bana böyle şuur etmedi. Şuursuz da yoksa onu arıyordu. Allah tesadüf vermez. Hak ettiğini. Ya. Ben dakika dukka bak. Neyi buldun? Sen onu arıyordun. Ben aradıklarımı buldum fazlasıyla. Belamı da buldum. Mevlamı da buldum. Buldum. Allah'ımda şekva değilim. Haşa. İman ettiğim için demiyorum. Ben umduğumu, istediğimi fazlasını verdi. Vallahi umuyordum. Bunu yazdırtan Allah'a. Nefsimizi yedi kudretinde tutan Allah'a. Zatına yemin ederim ki umduğumdan fazla verdi. Ben vermezdim. Kendime bu kadar vermezdim. Vermezdim ya. Aha. Demek ki neyi buldun, onu arıyordun. Ha, aramadığın şeyler de mi var? Oluyor. Ha, o rahmet. Pat diye. Sen 15 sene önce böyle bir şey, bu böyle oturup da ders dinleyeceğini hayaline rüyana gelir miydi? Rüyana. Ders dinleyeceğini, sen aşağıda gurur duydum sende tesbih. Akşam yatsa nasıl tesbih yaparken? Bu kardeş tesbih çekiyor, akşam yatsa nasıl tesbih çekiyor? La ilahe illallah. Kusura bakma da. Çok uğraştık yani sen. Allah hamdolsun. Çok şükür. Çıktı, bitti artık. İster seni Moskova'ya bile koysalar, sana hiçbir şey olmaz. Atom vurmaz Allah'ın üstü. Bitti yani, hamdolsun. Çekil, ruhu aldı. Ha, düşe kalka gideceksin, o bizde de var. Fazla düşersin ama ayakta yine kalk. Kalkacağın yeri biliyorsun. Biz bilgi öğretmiyoruz. Aradığını nerede bulacağını göstermeye çalışıyor. Bilgi anlatmıyorum ben. Ben de bilgi yok ki. Murat. Neyi arıyorsan, arayacaksan, ihtiyaç duyduğun zaman... Bir şeye ihtiyaç hissettiğin zaman nerede bulabilirim mi cevabını veriyorum size. Nerede bulabilirsin? Hocam benim üniversitede profesör bir hocam vardı. Aynısını demişti Hasan abi. Ne demişti? Biz dedi kimya profesörü kendisi. Kimya profesörü? Size bilgiyi bulmayı öğretiyoruz dedi. Ya. Yoksa sizi biz de her şeyi bilmiyoruz dedi yani. Biz profesörüz ama her şeyi bilemeyiz dedi. Biz... Size öğrettiğimiz gibi kendimiz de bilgiye nasıl ulaşabileceğimizi biliyoruz dedi. Yani. Nerede, nasıl? Bak. Çok güzel. Elhamdülillah. Abi geçen Bülent abinin yolda gelirken İhsan-ı İlahi konuştuk da bu nevi o yani bunlar bir nevi öyle şey değil mi? Yani İhsan-ı İlahi işte, tarafından. İşte Ümit ya. Verilen. Ümit sen de öyle gözüküyor ki canım kardeşim. Kusura bakma, gurur sakın meselesi yapma. Gurur. Sen de İhsan-ı İlahi öyle gözüküyor ki aşırmadan çok verdi ya. Nasıl verdi? Ben sana söyleyeyim. Sana kendin kendine bu kadar verir miydin? Geri alırdım. Vallahi doğru söylüyor. Mübalağa etmiyor ha öyle. İş olsun dedi. Biliyor musun? Vermezdi. Bana kaçtı bana dedi. Abi ben insan değilim dedi. Benle meşgul olma dedi. Ben insan değilim. Ben insan olmam dedi. Bunu sen mi söylüyorsun dedim. He? Ha? Kim? İnsan olmayan tarafım var. Ama
O muzdarip olan tarafım var. Ben onun peşindeyim. İyi değilim, doğru. Ama iyi olmadığını bilen iyi bir tarafım var. Ben iyi değilim diyeni arıyorum. İyi olmayanı zaten biz de biliyoruz. Biz onunla arkadaş olmak istiyoruz. O zaman dedi, tamam abi dedi, bırakma beni. Ya, hamdolsun. Allah fazla verdi bana. Çok verdi. Çok. Elhamdülillah. İbrahim, sana dönmeyeyim. Sana dönmeyeyim. Açma abi. Tamam. Kapattık abi. Deşme benim yanıma. Evet, doğru söylüyor. Vallahi doğru söylüyor. Canım benim. Ne kadar yalvardım. Tamam, bir şey demeyeceğim. Geçiyorum. Seviyorum sizi ya. Sevgi karşılaşılır abi. Elhamdülillah. 2004 değil mi? Şükürler olsun. Haklısın. Dünyalıklarımız olmadı ama sizin gibi dostlarım oldu. Şükürler olsun. Atım, avratım, şunlarım, bunlarım olmadı. Ben onların peşine düşmedim. Konu değiştiriyoruz biraz. Ben yaklaşacaktık, baktım atıflar vardı, dedim girmeyeyim onlara. Konuyu değiştirelim, tamam mı? Rems, ey şan ve şerefi, nam ve şöhreti isteyen adam. Ey şan, şeref, nam, şöhret. 4. İsteyen adam. Zannetmeyin ha, lafı güzaf olarak söyledi. Şan ayrıdır, şeref ayrı, nam ayrı, şöhret ayrı. İsteyen adam, gel o dersi benden al. Ya Allah, şöhret aynı riyaymış. Şöhretli adam. Artist, riya, yalakalık. Bolcu. He? O şöhret. Hacı etmiş. Bolcu, nasıl şöhret oluyor? Yani başka şey de var yani, şöyle bir şey diyeyim. Biz Strasbourg'da, Fransa'da Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle Diyanet İşleri Başkanı var diye görmüyoruz. Onun davetlisiydik ya. Ya arkadaş, şehirlerden, devletlerden Diyanet'in hocaları var. Ya hoca ya, Diyanet İşleri Başkanı hakikaten şey, acayip bir şey ya. Riyakar yani. Riyalakalar da var ya. Yani şöhret aynı riyadır. Yapmacık. Kalbi öldüren zehirli bir baldır. Ve insanı insanlara abd ve köle yapar. İnsanı insana abd ve köle yapar. Ne yapacağız peki başımıza bu gelirse? O bela ve musibete düşersen inna lillahi ve inna ileyhi raciun de, o beladan kurtul. Peki bu ayet kim, ne zaman söyleniliyor? Bir önce. Burada bir şey var. Hiç düşündünüz mü? Burada ne işi var? Ben şaşırdım. Evet. Ruhu öldürüyor gibi olmuyor. Yani adam ölmüş oluyor. Orada öyle gösteriyor, öyle diyor. Bak, o belaya, musibete düşersin. O nasıl göreceğim? Eğer o musibete düşersen, diyebilirsen bunu de. Diyemiyorsan, gitti. Allah rahmet eylesin. Etti, vefat etti. Ha. Vefat ettiriyorsun o tarafına. İltifat etmeyenden nefsini o belaya, musibete düşersen inna lillahi ve inna ileyhi raciun de, o beladan kurtul. Öldür. O tarafını öldür. O tarafını öldür. Öldürmesin, seni öldürecekler. Öldürürsen bunu de. Öldüremezsen sana diyecekler. Sen diyebiliyorsan öldürdün. Diyemedinse sen öldü. Allah. Son bir yer okuyorum. İlem kavaid-i usuliyedendir ki
usul kaydelerindendir. Kayde. İlmi kelam. Bir mesele hakkında ispat edenin sözü nef edenin sözü ne müracahtır. Yani iki bir mal bir tanesi diyor ki benimdir. Ötekisi diyor ki benimdir. Kim ispat ederse onundur. Değil mi? Peki bu kainat hakkında Allah'tan başka bu kainat benimdir diyen var mı? Eğer diyen yok da biz niye diyoruz tabiat tındır diyoruz. Tabiat öyle bir şey demedi ki. Bu kitaplar kimin? Ses yok. Senindir. Lan o burada görüyor demiyor. Peki peygamberimizden başka bu Kur'an benimdir diyen var mı? Ona ne diyorsun onundur? O da diyor ki benim değil diyor. Ben Allah'ındır. Bu Allah'ındır. Peki bu Allah'ındır dediği zaman başkası yok canım yalan söylüyorsun benimdir o. Diyen var mı? Yok. Adama diyoruz ki peygambere diyor ki bu kitap Allah'ındır. Yok. Senindir. Lan benim olsam ben bilirdim. Daha sen benden daha iyi mi biliyorsun? Biliyorsun. Benim midir değil midir? Bu kitap benim midir değil midir? Sen benden daha iyi mi biliyorsun benim olup olmadı? Ben diyorum ki değil benim. Senin yüzü yok yok senindir. Murat anladın mı artık? Çok acayip değil mi? Hani sahip çıkılmayan bir kitap abi şöyle kötü bir şey olmuş olsa hani diyelim ki ha, bu beni işte küçültür veya işte beni ha, engeller hani, ama öyle bir 1400 yıldan beri en filozoflar, en alimler takdir etmişler, değer üstüne değer katmış yani bir insana ait sıradan değil yani bir bardak değil ki ya karşısına benim olsa ne olur benim olmasa ne olur koy kenara o cinsten değil ki. Çünkü insanın daha şan, şöhret şeyi de var abi. Tabii. De, yani öyle bir şey de reddedemiyor insan. Mesela bana diyorlar ki, abi şu söz senin mi? Dur bir dakika diyor, söyle de bir bakayım. Neymiş o? Ulan eğer kötü yamuk yumuş bir şey söylemişsek, ya kardeş onu kastetmedik ya. İyiyse tabii canım. Herhalde bizden sudur etmiştir. Yani peygamberimiz diyor ki, bu kitap Allah'ındır, benim değil. Başka birisi çıkıp da yok onun diye söyledi yalan söylüyor. Benimdir diyen var mı? Yok. Ne diyorlar? Yok Allah'ındır diyorsun ya. Hayır senindir. Lan onun olup olmadığını o bilmiyor da sen mi biliyorsun? De o zaman benimdir. O manyaklığı yapmadılar senin. Allah'ın değil benimdir diyen çıkmadı ha. Bir de Kur'an hakkında benimdir diyen yok. Abi. Değil mi? Hiç düşünmemiştim ya. Düşünmedin mi? Kimse demiş benimdir diye. Benimdir diyen yok ya. Başkasındır demedim hiç kimseye de. Bana bak, şu güneş benimdir diyen manyağa rastladınız mı? Yok. Diyor ki peygamberimiz, o Allah'ındır. O bir yere işaret ediyor, o Allah'ındır diyor. Başka, hayır. Yalan söylüyorsun, Allah'ın değil. Kimin? Kendi kendine olmuş. Tasarruf cihetinde yapabilirsin diyor sana. Allah bir acayip bir şey ya. Çok yani iddia edeni çürütecek bir iddia yok. E niye? Peki Lazca bir laf var buna en güzel cevap. Mavam işku. Yani istop etmenin ifadesi. İtalyanca. Mavam işku. Yanoşta, Neroşta gibi. Yanoşta. Yanoşta, Siyanoşta mıydı? Hadi söyleyeyim bakayım. Kemoşta. Kemoşta, Yanoşta. Kematoşta. Kematoşta. Çözdük ya. Yanoşta. Kemoşta, Kematoşta. Tuhaf bir ders oldu. Şimdi... Kavaydi usile edendir ki bir mesele. Peki doğrusunu bir daha söyleyin de düzelsin bak. Neydi? Kemoşta, kematoşta. Yok. Kemoşta. Kematoşta. Yanoşta. Kemoşta, kematoşta, yanoşta. Doğru düşünmeli. Doğru konuşmalı. Doğru yapmalı. Kemoşta,
Kematoşta, İyonoşta. Süryanca değil mi? Değil. Kaybolmuş bu lisan, bu kavim yok olmuş. Yani millet yokmuş. Bunu kullanın. Ahmet Dellan kabilesi mi yoksa? He? Ahmet Dellan kabilesi var diyor üstad. Onların lisanı mı acaba? Ha, bilmiyorum. Kavaydi külli usulü edendir ki bir mesele hakkında ispat edenin sözü nef edenin sözüne müracaattır. Yani ispat ediyor. Bak diyor bir tane delil getir. Yani çok acayip ya. Kur'an'ın Allah'ındır diyor bu. Ötekisi de senindir. Başka delili yok ha. O da diyor ki benim olup olmadığımı benden daha iyi mi biliyorsun? Benim değil. Ondan sonra ben okuma yazmam var mı? Yok. Siz öyle diyordunuz zaten cahilsin. Cahilden peygamber olur mu dediniz. Okuma yazmam yok. Bunu okuma yazması olmayandan olur mu? Okuma yazması olmayandan olur mu? Geçmişin en azınları iddia etmemiş abi. Bu zamanın kendisini zeki zannedenler iddia ediyor. Onun kitabıdır diye. Onundur. He. Çünkü ispat eden, edenin yardımcıları var. Yani bu benimdir demekle ben okuma yazmam var mıydı? Bir tane çıkıp da bir insan çıkıp da yok okuma yazmam vardı diyen var mı? Bir tane. Yok yalan söylüyorsa okuma yazmam var diyen var mı? Yok. Okuma yazmasından böyle bir tane bir şey çıkabilir mi? Var mı böyle bir şey? Varsa niye çürütemiyorsunuz? Okuma yazması, işte ilkokul çocuğu daha gitmemiş, kreşe giden çocuklarınız var ya çocuğun. Daha adam nasıl çiziyor, çizgi nasıl çiziyor? Şimdi o çocuğa kalem ver, Kur'an yaz der. Çünkü ispat edenin yardımcıları var, sözünde kuvvet olur. Nefyedenin yardımcısı olmadığından tek kalır, sözünde kuvvet yoktur. Hatta bin adam bir şeyi nefyederse, bin tane adam bir şeyi inkar etse, bir adam gibidir. Çünkü aynı şey diyorlar. Yani yoktur. Gibi. Bin adam da ispat ederse, bin adam... Acayip bir şey ya mantık burada. Bin adam da ispat ederse ispat edenlerin her birisi bin olur. Niçin? Çünkü hepsi bir şeye bakıyorlar. Ve bir noktaya parmak bastıklarından birbirini takviye ediyorlar. Nefy edenlerde her biri takviye etmek yoktur. Her birisi tek kalır. Mesela bak ay burada var diyor. İsmisal biri bak. Mesela bin pencereden bir yıldızı görüp, bin adam ya, bin tane adam, İsmail, bin adam, bin tane ayrı delikten bakıyorlar. Her adamın bir penceresi var. Bir, iki, üç, dört, bin tane pencereden bin adam bakıyor. Bin pencereden bir yıldızı görüp, hepsi aynı yeri görseler, görüp ispat eden bin adamın her birisi ötekisine yardımcı olur. Bu diyor ki, aa yıldız vardır. Öteki de, evet yıldız vardır. O zaman birincisi ikincisine yardım ediyor. İkincisi de birincisine yardım ediyor. Üçüncüsü de buna yardım ediyor, buna yardım ediyor. Dördüncüsü de, o zaman her bir adam bin kişi kuvvetindedir. Birinci adam dedi mi ki, yıldız var. Bak iyi dinle, yıldız var. İkinci adam dedi ki, doğru söyledi, var. Üçüncü adam dedi ki, evet birinci konuşan adam doğru söyledi. Dört de öyle diyor. Tam 999 adam birinci adamı teyit ediyor. Doğru söyledi, doğru söyledi. O zaman bir adamın, baştaki adamın yıldız var demesi bin kuvvetindedir. Çünkü o bin adam parmakla işaret eder gibi o şeyi ispat ediyorlar. Nefy edenler öyle değil. Yoktur diyenler öyle değilmiş Murat. Niye? Çünkü nef için sebep lazımdır. Yoktur. Niye yoktur? Yıldız, bu sis vardı. Bakmamıştım o zaman. Aklıma gelmemişti. Gözüm görmüyordu uzağa. Nefy edenler öyle değil. Çünkü nef için sebep lazımdır.
sebepler de ayrı ayrı olur. Mesela birisi der ki, gözümde zafiyet var, gözüm uzay görmüyor. Göremedim. Ötekisi, evimizde pencere yok dedi. Ötekisi, soğuktan başımı kaldıramadım. Ötekisi bulutluydu. Veya keza her birisi nefine, muddeasına ayrı bir sebep gösterdiğinden kendisince yıldızın bulunmaması, nefsül emirde de yıldızın bulunmamasına delalet etmez ki birbirine yardımcı olsun. Mesela dedi ya, yıldız yok. Ötekisi nasıl destek verecek? Ben bakmadım, böyle meşgul olmadım. Ha, o zaman onu teyit edecek, onun kuvvet yok, tek kalır, yoktur diyor. Ötekisi ise, fark şudur arkadaşlar, ötekisi aynı yere parmak basıyor. Mesela şöyle de bir şey yapayım, mesela başka yerdeki misali, biraz daha kolay olur. Hindistan cevizi ne kadar büyüktür? Bu kadar vardır. O kadar da yoktur, o kadar yok. Bırak, hadi olsun. Şöyle bir şey yapayım. Tamam, o kadar. Küçük. Bir tanesi dese ki bir adam, Hindistan cevizi denilen bir meyve dünyada vardır. Çok acayip bir örnek bu. Bütün böyle binlerce insan dese ki yoktur. Adam dünyayı dolaşmaya gerek yok. Hindistan cevizinin alameti olan kabuğu, lifi, bir parçası. Tamam, Hindistan cevizinin o yediğimiz tatlı üzerindeki yaprağı. Yani Hindistan cevizini ima edecek. Yani bütünün bir parçasını gösterse dava ispat eder mi? Evet. Şimdi dinle. Adam dedi ki, Hindistan cevizi var. İspat eden alametini gösterdi. Yok diye ne yapar? Bütün dünyayı dolaşması lazım. Bak, bu kadar büyük bir yer bırakmamak şartıyla Hindistan cevizi sığacak kadar. Bak diyecek ki, bak burada yok. Burada da yok. Burada da yok. Burada da yok. Bu delikte yok. Bu derede yok. Bu denizde yok. Bütün dünyayı Hindistan cevizi büyüklüğü kadar bir yer bırakmamak şartıyla dünyayı dolaşacaktı. Bana da gösterecek. Bak gördün mü? Yok yok yok. Peki geçmişte vardı. Geçmişe de geçecek. Belki gelecekte olacak, geleceği de geçmesi lazım. Hindistan cevizi olur da bitki olur. Kendi kendine olduğuna göre her şey. He. Hani ezel ve ebedi gitmesi lazım. Gitmesi lazım. Ama ispat eden gördüm bir alameti. Hindistan cevizi var dedi, bir kabuğunu gösterdi. Ha, tamam. İnkar eden, inkarını ispat etmesi için Hindistan cevizi büyüklüğü kadar bir yer kalmamak şartıyla dünyada her yeri dolaşması lazım ve gösterecek bana. Bak yok. Bak burada da yok. 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 Yetmiyor. Geçmişte belki vardı bazı familyeler, bazı bitkiler yok olmuş. Geçmişte belki vardı. Geçmişe götüreceksin bir daha. Onun için inkar etmek zordur. İmkansızdır. Binaenaleyh bir mesele imaniyenin nefi hakkında ehli dalaletin ittifakları, yani İmani mesele, bu da Hindistan cevizi değil ki. Cennet var dedi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Delil göster dedi. İnsandaki huzur, neşe, saadet, beka, ebed, sonsuzluk, ölmemek. Çünkü niye? Fanideyiz. Bak bir şey anlayacağım. Fanideyiz, beka istiyoruz, sonsuzluk istiyoruz. İstemeyen var mı? Bir anda her yerde olmak istiyoruz. Fanide beka istiyoruz. Bizdeki fanilik, bakilik, faniden gelebilir mi? Ben beka istiyorum. Bir anda her yerde olmak istiyorum. Ölmek istemiyorum. Bu özellik bana nereden gelir? Beka isteyen bakiden gelir. Bir anda her yerde olmak istiyorum. O zaman bana bu özelliği bir şeyin her yerde olduğu bir alem vermiştir. Bu özelliklerimle cennette haber veriyorum. Peki sen, cennet yok. Niye yok? Söyle bak. Niye yok? O zaman cennetin yeri kadar, işgal edecek yeri kadar bir yer bırakmamak şartıyla bütün varlığı dolaşacaksın. Bak burada da cennet yok. Marmara Denizi'nde de yok. Bak gördün, okyanusta da yok. Beni dolaştırman lazım. Nasıl ispat edeceksin?
Bak anlıyor musunuz? İspat etmek ne kadar kolay. Bak ahiret var. Niye? Beka istiyor. Nasıl? Anne karnındaki çocuğun gözü işe yarıyor mu? Yok. Ayak işe yarıyor mu? Yok. Su torbasında anne karnında akciğer işe yarıyor mu? Akciğer? Yok. Niye takılmıştır Murat? Gidecek yeri olduğu için. Anne karnında göz işe yaramıyor ama anne karnından sonra dünya gelecek. Gidecek olduğu yerde lazım olacak. Kulak burada işe yaramıyor. Kulak işe yaramıyor. Anne karnında kulağın takılması gösteriyor ki şu anda ses yok ama böyle bir yere gidiyor ki orada kullanılacak. Demek ki bir yerde bir şey verilmesi illa orası için değildir. Anne karnında kulağın verilmesi orası için değil, gidecek yeri için. İnsandaki beka arzusu, ebed arzusu, sonsuzluk arzusu, dert, müsibet, ölüm istememe orası içindir. Bu da ahiretin alametidir. Peki ahiretin olmadığına dair sen söyle. Görmüyorum. Ya görmediğin şeyler yoktur öyle mi? Ya. Örnek vereyim ya ben. İnsana verilenlere göre, mesela burada birisine kalksak bir manto versek, bir bilet versek, ondan sonra soğuk bir ülkeye gidileceği bütün malzemeleri versek, o insana deseler ki bunlarla nereye gideceksin? Yani çöle gideceğim kesinlikle demez abi. Palto, ceket, tamam mı? Yün çorabı, patin, çizme, kazak, aha sana bilet. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun kardeşim? Bana, beni nereye gönderiyorsun abi? Antalya'ya. Olmaz öyle. Bekler doğru. Şimdi tersi düşün, kısa kollu atletler, gömlekler, tişörtler, bilmem neler, böyle o kapalı ayakkabılar değil, böyle sandalet. Evet, böyle şeyler ya. Nereye gidiyorsun? Ama ondan sonra nereye gidiyorsun? Kutuplara. şimdi bekaya gidiyorsun, fani istiyorsun. Olmadı. Bekaya, beka donanımıyla gideceksin. Şimdi hakikaten ya, Allah ve Kur'an, peygamber dedi mi ki Marmara Denizi'nin altında cennet var? Sen de vallahi dedi ama gitti, baktık yok. Niçin yok diyorsun o zaman? Nerede biliyorsun yok? Söyle bakayım, bir alametini söyle. Niye yok? Sakın demeyesin görmüyorum diye. O zaman bütün vücut sistemini, şu atomundan hariç her şeyini inkar etmen lazım. Ruhunu da inkar etmen lazım. Aklını da inkar etmen lazım. Hislerini de inkar etmen. Ya artık bunu anlatan zaten ben yoruldum. Zaten insanlık da zaten yorulmuştu. Yani niye görmüyoruz? Bu mesele çok eski ya. Demode olmuş. 1975'in soruları. Abi sen atomu görmüyorsun dedin ya oradan. Mesela şöyle de diyenler olabilir. Ya görenler var ama atomu. Atomu... O zaman da şey yani peygamberler de mesela gördükleri ya ispat getirdi. Ona misal de verilebilir. Tabii mesela senin için atom gayb. Öyle değil mi? Fizikçi görüyor. Atom altına inmiş adam. Senin için gayb. Senin için yok gizli. Yani orada bile kendileri tuzağa düşüyor. Tabii canım. Senin için yok. Fizikçi için var. Maneviyatçı da öyle. Fizikçi için atom. Adam çıkmış demiş ki atomu görüyorum. Kimse itiraz etmemiş biliyor musun? Hiç kimse itiraz etmemiş olur. Öyle değil mi? Evet. Ben okuduğum için söylüyorum. Niye? Fizikçi. Öyle. Maneviyatçı. Ben ahireti görüyorum dedi. Niye? Yok. Görmedi. Nereden biliyorsun görmedi? Yanında mıydı? Bu gözünün kenarında bakıyorsun. Allah onun baktığını yere ben de baktım. Olsaydı ben de görürdüm. Benim rüyamda, ben rüya görürken yanımdaki eşim benim gördüğümü görüyor. Sabah kalksam ben böyle bir rüya gördüm. Bırak ya sen ne yalan söylüyorsun. Ben de görürdüm. Ben de senin yanındaydım. Bir güldüreyim sizi. Bir doktor var doktor. Matrak değil de kulak boğaz boruncu bizim abimiz. Ya şimdi emekli olmuş. Ya boğazdan gitmiştim. Bakıyor. Ya bırak dedim ya Yakup abi ya. Çek sen elini çek.
Ne ya burundan nefes alıp veriyorsun dedim ya. Lan nereden nefes alacağım dedi ya. Şey baktım. Kardeş ben buraya bir otursana. Ne oldu dedi dur bakayım. Otur buraya. Ne bu derinden derinden nefes alıyorsun. Buraya otur. Otur. Koy onu. Yakup abi nasıl geçiyor? Ne oldu? Derdin ne senin kardeş? Bir söyler misin? Bakıyorum ben. Ya dedi. Söyle söyle. Güldürürüm sizi. Ya dedi bu akşam yatıyordum. Uykusuzum dediler. Yatıyordum. Gece yarısı bizim hatun uyandırdık. Yakup Yakup kalk 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 kalk. Niye kaldırır dedi senin için? Vallahi herhalde bir cenaze olmuştur. Deprem olmuştur. Yangın oluyor. Ve arabayı birisi çalıyor. Başka niye kaldırır? Tırsız giriyordur. Ses yani çalın kalk kalk kalk. Ümit Ümit kalk kalk sen enişte eşin. Kalk sen Ümit Ümit. Kalk 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 kalk. Öyle tıraşlı hasta hasta ancak öyle bir şey olur abi. Konuşmuştur ben. Ondan sonra kaldırmış. Bir anda heyecanlandım. Kalktım dedi sen kardeş. Oturdum. Ne oldu hanım ne oldu? Doğru. Sakin ol. Doğru söyle. Rüyada kimi görüyordu? Hayal geniş abi. Orayı da kıskanıyor. Ondan ha? Orayı da kıskanıyor. Ben siz oralara da gitmem diyor. Çok kıskançmış. Acayip bir şey. Oralara ben siz gitme diyor. Demek istiyor. Söyle bakayım rüyada kimi görüyor, kimle beraberdi? Şeyler işitmiş herhalde. Allah Allah. Yani şunu demek istiyor, oralara da ben siz gitme. Ne acayip ya insan. Şimdi peygambere ben oralara gittim. Geldin mi sen peşimde? Ben gördüm cenneti. Fizikçinin ben atomu gördüm diyor da sen göremediğin halde sen inanıyorsun. Hakkı teslim ediyorsun çünkü ihtisas sahibi. Maneviyatçı da görüyorum diyor. Benim hissettiklerimi fizikçi rüyasında görmez. Rüyasında gelmez, rüyasında. Yok mu yani şimdi? Benim alemimde kesin olan yani kitap gibi kesin benim için. Bu kitap gibi kesin. Sen belki de itikadında bile yok. Yani senin alemin açılmadı diye şöyle bir misal verin tamam. Doğuştan ses yok kimsede. Veya burun yok. Yani koku alma yok. Burun var da koku alma yok. Ben de koku alma kabiliyeti gelişse ama hiç kimse de yok. Nasıl anlatırım ben size? Kardeşler koku var ya ne diyorsun abi ya? Koku acayip her şeyin bir kimliğidir. Ney? Duymuyor musun bu elmayı? Bu gülü duymuyor musun? Nasıl anlatacağım? Nasıl anlatacağım? Anlatamazsın ki. Peygamberler nasıl dayanmış abi ya? Yani kesin biliyor. Mesela diyelim ki bir tane fizikçi var da cinler alemini inkar ediyor. Benim için kitaptan daha kesin. Öyle. Hani melekler o kadar değilse de bunlar hepten benim için şey yani. Ama onlar için gayb bile değil ya. İnkarına sebep. Olur mu öyle bir şey diyor ya. Ne yapayım şimdi? Tutup bir tane getireyim. Yapasın geliyor biliyor musun? Al abone bana baksana buna bir bak. Ayrılmadı canım. Patır 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 diyecek. Binaenaleyh bir mesele imaniyenin nefi hakkında ehli dalaletin ittifakları haberi vahid hükmündedir. Tesir yoktur. Yani imani meselelerde binlerce kişinin inkarı tek gibi gibidir. Ama ehli hidayetin mesail imaniyede olan sözleri her birisi ötekisine yardımcıdır, takviyedir. Vahir davahum elhamdülillah rabbil alemin el fatihatü masallahu aleyhi ve sellem.